MasterChef'ten çıkma Ayaz Şef'in ünlü yerine geldik şimdi. MasterChef yarışmacılardan All Star yarışması Tolga'nın restorana geldik. Ankara'nın en eski restoranını hep birlikte sizle görelim. Burası eski Başıklı restoranı. Şu anda Göksu restoran olarak işlemeye devam ediyor. Ankara'da çok tatlı butik bir fırındayız şu anda. Neydi? Evet, Sarni Eatery Store'dayız. Yani Sarni yemek mağazası. Yemek mağazasındayız. MasterChef'ten çıkma Ayaz Şef'in ünlü yerine geldik şimdi. Acılı mı acısız mı kanat? Hadi birlikte seçelim. Kanatçı Ayaz'dayız bugün. Bu oyun da bugün ilk durağı ve bence en lezzetli durağı burası olacak. Podium AVM'nin hemen yan tarafındaki şelin içerisinde bulunan bir mekan. Daha yan dükkanları boş. Muhtemelen yeni bir mekan mı burası? Yüksek ihtimalle bir yeni açılmış bir mekan. Evet, kanat kokuları gelmeye başladı. Bir buçuk porsiyon tavuk söyledik. Üç kişiyiz şu an. Tabii bugün biraz boğacağımız bir gün olacak işin aslında. Bu arada şansımızı Ayaz Bey'le yakaladık burada. Gerçekten bizim için büyük bir şans. Erken gelmemizin faydaları. Öncelikle Arlan'dan bahsetmek istiyorum ben. Silivri'nin Arslanmalı Kara Maya Ayranı. Ayran çok iyi ama. Fermente edilmiş farklı bir maya tipi, sütü temizleyip sentezleyip oradan üretilmiş farklı bir maya tipi de yapıyormuş bu ayran. Ama tadı normal ayranlardan gerçekten farklı, yani standart ayran gibi düşünmeyin. Bu arada tavuğu yemeden bence sosa batır. Bir önce boş alacağım ben. Tek kemikli değil mi? Bunlar ayrı. Şimdi aynen. Olduğu gibi batırıyorsun bu kadar. Şöyle. Eldiveni var zaten, rahat ol. Sadece eldiveni biz kullanıyoruz bu arada. Tek elde yiyen. Beğendin mi? Yani acılı oluyor böyle olunca. Ama acısı güzeldi. Annelerimizin yaptığı bu cin biberli olan domates acı sosları var ya, onun tadı var. Çok doğal bir sosları var. Bayağı lezzetli ama ya. Bugün bayağı yüksekten başladı. Yanında da Arnavutköy salatası diyorlar şu an. Sosyal medyada falan da çok popüler. Domates, soğan, susmakla yapılan bir salata. Ondan getirmişler. Patates kızartması ve ekmeğiyle birlikte geliyor. Patates kızartması baharatlı ama gerçekten lezzetli yani. Hani kanat kadar patates sevdiriyor. Şimdi bu markada yazan acılı mı acısız mı muhabbeti, boş yersen acısız, sosuna batırsan acılı. Olabilir. Sormadılar çünkü bize. Acılı mı istersiniz, acısını istersiniz diye sormadım bence. Bence de öyle. Acı ciddi bir acı çünkü. Ama lezzetli acı ya, ben mesela yanmadım şu an. Ben de sevdim, iştah açan bir acı. Ama tek atıyorsun. Yani ağzına götür, dişlerin arasından lezzetini çek. Mükemmel. Gerçekten fazlaca lezzetli. Ve ürünler anlık pişiyor.
sıcak, arkada gördüğünüz tezgahı zaten. Böyle sürekli bir sirkülasyon var. Mesela hala hazırda oluşan közler var, kömürler var. Kömür şu an orada, köz şu an kömür olmayı bekliyor. Yani 3-4 adet ateş var. Bir de şunu söyleyeyim, belli saatlere kadar burada kanat bulabiliyoruz. Çünkü bugün ayın kaçı? Bugün 9. ayın 7'si. 9. ayın 6'sı tarihinde saat 4'te Ankara Şubesi kanatın bittiğini paylaşmıştır. Şimdi şu an Ankara Şubesi'ndeyiz. Yani kanat tükeniyor burada. Şu an buranın boş hali diyebilirim. Gerçekten kalabalık var ama telefonda da şu an burayı boş bulabileceğiniz zamanlardan bir tanesi. Şu an bir sıramız yok dediler ve sıra yoktu. Ama normalde kapıda sırayı sürekli görüyoruz. Instagram'dan takip ederseniz göreceksiniz. Ama hızlı olmasının sebebi çok çalışan var. Bence ondan dolayı hiçbir aksama yok. Yani kapıdan girdik, girerimizde resmen 7-8 kişi ilgilendi. 7-8 kişiden geçtik. Tabii. Ayaz Bey'den başladık. Restoran müdürü, şefler, garsonlar, arkadaki ustalar. Ayaz Bey çok güzel karşıladı ya. Her yer sizin diyor. Yani çok samimi bir insan. İnşallah videomuza da dahil ederiz kendisini. Ama içten ve sıcak bir mekan. Hani şey değil böyle. Ağır olayım, şöyle olayım, böyle olayım. Tamamen aile ne gelip böyle rahatça ve lezzetli bir tavuk kanadı yiyebileceğim bir yer. Söylesene. Peki hayatım, kanat mı, kurt mu, pirzola mı? Yoksa baby tavuk. Tavuk da. Evet. Kanat. Şimdi kanat cayazdan ayrılırken bir buçuk porsiyon. Ve bir olarak 2,5 porsiyon kanat dedik. 3 ayran fiyatımız 1055 TL. Gelmiş gibi. Ankara'nın en eski restoranını hep birlikte sizle görelim. Burası eski Başakşehir restoranı. Şu anda Göksu restoran olarak işlemeye devam ediyor. Biz Göksu Lokantası'na eski Washington Restoran demiştik. Washington Restoran geçmişte şöyle, 1955 yılında Çanlıhemşin kökenli Şinasi adlı bir beyefendi Amerika'da restoranlarda çalıştıktan sonra Türkiye'ye gelip Amerika'daki restoranların tarzında bir restoran açmak istiyor ve aynı tasarımda restoran açmak istiyor. Ondan sonra da bu konsepti buraya getirmek istiyor. Tabii ki bunu nerede yapıyor? İlk olarak Ankara'da yapıyor. Burası bütün Ankara'nın ağır misafirlerini, kalbi topluluğunu, kaliteli insanlarını karşılamış, ağırlamış, konuk etmiş ve siyasetin zirvesine kadar da yer vermiş bir restoran. Evet. Hiç göstereceğim birazdan içeriği gezerken çok da bizden sonra içeriği göstereceğim. Restoranı gösterelim size kısa kısa isterdim. Oradaki bir salon sadece protokol salonuymuş. Ankara'nın genel protokolü orada yemek yiyormuş, orada masası hallolup orada tadımını yapıyormuş ve burada ağırlıyorlarmış. Yani gayet köklü bir restoranda bir sufle yiyeceğiz için aslında. Önerilir. Daha yemeden önermeye başladım bile. Çünkü kapıdaki o detay, karşılama kısmındaki o girişteki o hava, bilmiyorum, çok garip bir mimarisi vermedim zaten. Evet. Yani klasik şapkanı bırakıp içeri girdiğim bir Amerikan restoranıyla başlayıp rezervasyon defterinden komisyonu yaptırıp karşıdaki bardan içeceğini alıp sonra yiyeceğim masaya geçeceğim bir restoran konsepti var içeride aslında. Geldim abi.
portakal taze kokusu geliyor. Aynen. Tazeliğinden akıyor. Sabırsızlanıyorum. Çok lezzetli gözüküyor ama gerçekten evet, çok. Evet, kokusundan çok belli. Evet, şimdi portakallı suflelerimiz geldi. Yanında Maraş dondurmamız var, hakiki Maraş dondurması. Hakiki. Burası bu aldığımız ürün Göksu Lokantası'nın spesiyallerinden bir tanesi Şinaslı. Ve yani zaten servis edilirken de gördüğünüz o tazeliğinden, o için akışkanlığını ve yoğun portakal kokusu var. Çok lezzetli görünmüyor. Şu an tadacağım. Hayatı nasıl hissediyorsun? Güzel bayağı. Böyle köpük köpük. Sana hep dediğim o tat var ya. Biz bugün zirveleri görüyoruz ya. Ama şöyle, hani abartmıyoruz. En iyi mekanları seçtiğimiz için böyle oldu. Yani hani bu sufle değil ya, bu başka, bu çok güzel bir şey. Bu gök sufle. Ağzını aldığında direkt parçalanıyor ya, çok güzel. Ve yok gibi, hafif. Ya hani tatlı sevmiyorum diyen adamın sevebileceği bir tatlı. Yani şu an canı tatlı istemeyen adamı tatlı edecek bir tatlı mesela ben. Normalde çok tatlılara sormayan biriyim. Fakat hani benim tatlım olmuş ya. Mükemmel. Bu arada kahve de harika. Kesinlikle %100 tavsiye. İlgi, alaka, mekan 10'da 10 veriyorum ben buraya. Bir de değil mi? Tarih, konum, lezzet, tasarım, dizayn, hissiyat, sunum. Bir mekanın enerjisi oluyor gerçekten. Seni ya alıyor ya da orada yere hissediyorsun ya. Burada ben sanki burayla iç içe bütünleşmiş hissedebildim mesela. Masanın duygusu var ya. Hani muhabbet o şeyi aldın. Ya böyle anne kekini de andırıyor. Sufle de. Ya bu arkadaş, hep aynı şeyi söylüyorum ama standart olanı herkes yer. Biz en güzeli sahibiz. En güzel için, en farklı için. Kesinlikle al beni ye dedirten için. Ama ben buradan buraya gelip çikolata da yemem lazım. Sadece senin değil, bence bunu izleyenler de bu süpürüyü gördükten sonra acaba çikolatası nasıl olur diyor. 5 sene buradaydım, ayrıldım. 1 sene evde ayrıldım, yine geldiler. Evet, buranın mazisi. Mazisi Washington Restoran olarak başladı. 22 sene ben Washington Restoran olarak çalıştım. 22 sene de Göksu Restoran el değişti. İşte devam ediyoruz şimdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı mecliste, köşkte bütün ziyafetleri biz veriyorduk o zaman. Vay be. Bu salonumuz tamamen sol salonumuz, ziyafet salonuydu. Patronumuz diyordu ki, millet ağza çıkıyor ki Washington Restoran açımcılar, biz yakından hizmet edip bir sıkıntımızı da söyleyebiliyoruz. Yani devamlı, yani bize bir kendi evlatları gibi davranıyordu. Yani öyle yakındık, iç içeydik şeyler. Demirel, Ecevit, ne bileyim. Türkeş, Alparslan Türkeş, yani hepsi, bütün karayolları, bilmem ne, bütün ziyafetler bizde veriliyor. Vay be abi. Evet. Dinle sağlık abi, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Evet, şimdi MasterChef yarışmacılardan. All-Star yarışmacısı Tolga'nın restorana geldik. İsmi sosyal medya adında olduğu gibi Tolga falan da, Besitli, Bahçeli falan. Mekan şu an dolu. Lütfen içeri.
Bakalım biz içeride neler yapıyoruz. Bugünkü ikinci MasterChef durağımız, Bahçeli falan restorandayız. Bu da MasterChef All-Star'larından Tolga Bey'in restorandayız. Evet. İçeri girdik, az önce siparişimizi verdik. Yine siparişimizi aldıktan sonra bugün buraya deneyebileceğiz. Bakalım size nasıl bir deneyim bekliyor. Aynı zamanda bize yaklaştık. Ne bekliyorsun artık? Hiç bilemiyorum. Farklı bir dürüm tarzı var. Külahta dürüm yapıyor. Başka ne var? Şey, tüm falan. Tavuk falan, vejetaryen falan. Soyadı mı falan? Hayır değil. Falan öyle. Bilmiyorum, sebebini bilmiyorum. Kendisine sorabiliriz. Biz yüksek güzel bir deneyim olacak. Bakalım. Bekliyor. Lezzetli bir şey mi çıkacak, farklı bir şey mi çıkacak? Çünkü çok önerilmiş. Bayağı da yorulduk. Bugün çok yorulduk. Yerken yorulduk ya. Yani yerken yorulduk. Yemeğin hiç bu kadar zulüm olduğu bir gün olmamıştı. Yani gerçekten yerken yorulduğumuz bir gün oldu. Artık sadece bir tane alarak, yani tadına bakarak sizlerle paylaşacağız. Çünkü şuramızda diyebilir miyiz zaten? Şuramızda. Evet, şimdi siparişlerimiz geldi. Öncelikle ikram olan bu neydi? Patateslerimiz, biri közbende. Közbende. Diğeri de mayonezli. Çok güzel. Kimse yok diye. Güzel mi? Farklı. Bu nektarinin diğer hali olan mı şey? Patatesi birlikte mi yiyoruz bunu? Merak mı soruyorsun? Şimdi biz bir tavuk ve tiftik falan aldık. Aynen. Böyle de bir tuhaf oluyor. Gerçekten evet. O da öyle ama tiftik falan, ve tavuk falan. Falan. Patates ve sosların ikramikler. Teşekkür ederim. Ama gayet lezzetli. Ya patates de gayet lezzetli. Hmm. Hadi mi? Başlangıcı yapıyorum. Şöyle bir düzleyelim. Bakalım. Patatesleri alsak ben çünkü eteğe varmadan abi, doymak istemiyorum. Bunu muhabbetim. Tamam. Bunlar kaç çubuklar? Ama... Kapalı bir şey. Külah dürümüyoruz zaten. Dürüm tarzına bir külah dürüm. Ben de üstüne alacağım. Nasıl vereceğiz? Patatesler bildiğin şöyle şöyle kesilmiş. Bayağı lezzetli. Tiftik etler dibinde. Külahın alt kısmına marulla beraber gelir. Tiftik sos da çok lezzetli. Bu soslar da çok iyi ya. Şimdi bir de tavuğu deniyoruz. İsterseniz şuraya alalım. Tam da barbekü mü sıktı? Evet, mesela şimdi bu tiftik etin fiyatı 350 TL. Bu tavuğun fiyatı da 250 TL. Hı hı. Yani buraya bir iki kişi geldiğinizde 600 TL oluyor, evet. İçecek almazsanız. İçecek almazsanız. Biz çok fazla şey denemiz için bugün içeceğe yer bulamadık. Bundan kaynaklı mesela son adresimizde içecek almadık. Ama gayet iyi. Soslar da 40 ile 50 TL arasında. Gelir mi? Gelir. Kadalır mı? %90. Çünkü %10'da sevmeyeceği bir şey. Mesela dürüm sevmeyen bir kitle var. Yani dürüm sevmeyen sevemeyebilir ama dürüm de sevdirebilir. Burada da kanat diyebilirsiniz bu arada. Burada da kanat var. Burada da kanat diyebilir. Kanat falan. İçindeki et çok lezzetli. Tavuk lezzetliydi. Ben tatmadım ama lezzetli olduğunu söyledim. Lezzetli. Niye tatmadın? Tavuk istemedim. Ha, bugün çok güzel. Patates çok güzeldi. Yani patates harikaydı. Soslara bayıldım. Ben de merak ediyorum. Evet, sosu çok güzeldi. Merhabalar. Bir daha bende.
Şeyden YouTube mu falan? Neden falan? Instagram ismim Tolga Sener'di bitişik. Sonra ben onu kalıcı olarak kapattım. 15 gün sonra boşa düşünce başka biri aldı otomatik. Ondan sonra şey, yarışma zamanı tekrar bizden Instagram istediler zorunlu. Onu geri alamadım ben de. Yani kullanmıyorum. İşte ne olur ne olur onu deniyorum olmuyor, bunu deniyorum olmuyor. Sonra aman falan yazdım kaldı öyle açıkçası. Ondan sonra işte ilk Maslak'taki dükkanı açtık. Aslında burger falan yapmak istiyordum ama Maslak falan daha bir kulağımıza güzel geldi. Öyle mahalle isminde de başlayınca burası da Bahçelievler, Bahçeli falan yaptık. Falan. Dürüm, aslında bunu da Instagram'da dürüm olarak açtık. Logosu falan dürümdü. Sonra bunu da aynı, aynı gitsin diye Bahçeli'ye çevirdik. Marjinal oldu, çok güzel olmuş. Evet. Ama kendisi merak ediyorum. Tarz size mi ait? Yani bu külah muhabbeti size mi ait gerçekten yoksa... Ya külahta sunulan yemekler var işte, waffle sunuyor. Evet. Diyor. Bu bölgede konuşuyor. Ha burada yok. Evet hani... Yani yabancı yerlerden yok, yok, böyle şey, dürüm, aynen patates, evet. Yani külahın içinde bir Amsterdam şeyler... Amsterdam tarzı. En basit kornet aynen. Falan, aynen. Hani dondurma gibi. Veriliyor da. Bu şekillerini dürüm hani koni gibi yapıp üstüne patates koyup hani tek parça bir yemek yapmak benim aklıma geldi. Pratik de oluyor ama çok hem akmadı hiç altına. Bu şeftali sanırım. Aynen şeftali de çok aynen. Farklı olmuş. O da size mi ait peki? Burada yapıyoruz hepsini. Yani çok lezzetli bu her şey. Köz şey siyah sarımsak galiba. Aynen siyah sarımsak. Yani, onları burada kendimiz yapıyoruz. Her şey çok güzeldi gerçekten. Ayağınıza sağ olun. Valla tekrar sağ olun. Çok memnun olduk. Çok teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. İnşallah. İstediğiniz zaman gelin. Ankara'da çok tatlı butik bir fırındayız şu anda. Neydi? Evet, Sarni Eatery Store'dayız. Yani Sarni Yemek Mağazası. Yemek Mağazası'ndayız. Giriyoruz. Ne istediğine bağlı isim yazdırıyorsun. Siz isim yazdırıyorsunuz, ben sırayla çağırıyorum. Geldiğinizde hangi ürünler varsa tezgahtan seçip devam ediyoruz. Çünkü bizim adetli ürünler hani böyle o zaman karışıklık oluyor. Tamam. Sahip değil mi? Tamam. Şimdi sahneye giriş yaptık da kaçırmışız. Girip isim verip ne istediğimizi belirtip ama belirtmedik. Yok ne istediğimizi girdiğimizde ne kaldıysa onlardan alabiliyoruz. Ha yalnızca. Alabiliyoruz. İsimimizi vererek şu an sıraya girdik. Ancak her şeyden çok sınırlı sayıda var yani böyle gerçekten artisan lezzetlerden. Şu jambonlu bir şey vardı, çörek gibi bir şey vardı. İki tane kalmış, dışarıda 10 kişi var. Yani bize kalma ihtimali şu kadar bir şey. Bakacağız ne kalacak, çok heyecanlı ama buraya geldiğimizde bura konum olarak nerede? Çankaya Belediyesi mi? Nerede? Çankaya'da Tunalı Hilmi'ye çok yakın bir konumdayız işin aslında. Galip Dede Sokağı, Nergis Sokağı diyor. Altta açıklama yazacağım buranın konumunu. Buraya geldiğinizde kesin saat 10'da buraya gelin. Hatta 10'dan önce gelin ki ilk sırayı alın bence. Çünkü kalmayacak. Ben sadece sizi ürünler kaçta bitiyormuş? Kaçta bitiyor diyorlar? Bilmiyorum ki o konuda çok hakim değilim. Yani çok şey değil ama ben saat 11 uçağa kalacağını sanmıyorum o ilk çıkan taze ürünlerin. Yani geldiğinizde siz bizim hatamıza düşmeyip isminizi içeriye belirtin. Her şey deneyime sabit. Zaten içeride de gördünüz o videoyu da izledim. Yine ürünler alırken de birlikte yine içeride oluruz. İçeride kalan ürünlerini de görürüz. Az önce gördüğünüz videodaki ürünlerle sadece kalan ürünleri karşılaştırın. Ne yiyebileceğiz siz görün. Bir ban, bir de fokasyo. Üç çeşit aslında biz hamur işi aldık. Ödediğimiz ücretin KDV'si 71 lira tuttu. KDV'si 71 lira tutan ürün size ne kadardır? Abone olun bekliyorum. 1500 mi? 790 lira verdik. Şakası. Sadece buraya. Arkadaşlar ya. Bizim videoların olmaz olmaz nedir? Su sef. Neden? Global sulak yer. Bizim nerede sadece bizim su sesi var. Eskişehir, Kızı, Beke. Yani nereye gittiysek bir su aldık. Şimdi. Şemsiye açıyoruz. 790 liralık şemsiye bizi açıyoruz. Ben espriyi bilen bilir. Bir ban, bir niş, bir de fakat suyu aldık.
arada. Bu arada fokas yok. Bir dakika, önce bir de. Harika kokuyor. Fokas yok bu şekilde. Kokulu. Bu da jambonlu mu? Hindili, bu? Hindi soteli çöreğimiz değil. Ha, o kiş. Kiş. Aa, senin için de bu tatlı. İyi ki bir tane tatlı almışsın. Üstündeki ne? Vişneli, kremalı galiba. Labne mi? Ne? Evet. Kremanın çırpılmış hali sanırım. Evet. Harika. 3 tane lezzetimiz var şu an elimizde. Biz yiyip yedikten sonra yorumluyoruz. Çünkü yedikten sonra yorumlamak daha kolay. Hiçbir sebebi yok. Hayır. Yerken şimdi şey yapacağız. Ya şimdi... Yani. Çok içim karnalı bu arada bu kişi. Yani bayağı doyurucu bir şeyler. Biz ne yaptık? Bakın ısırırsın. Ben tek ısırırım. Onu bulmuyor o kadar. Dağılır. Buradan mı bakayım tadına? Haa. Of. Kaşara bakın. Benimde kaldı. Üçe bölmene gerek yok. Vay lezzetli. Hımm tatlı değilsin ya. Sen verdin öyle. Ne yapalım? Sen kal güzel. Bayağı iyi ya, pesli sosu falan. Of, yumurta patladı. Ne diyorsunuz bu kadar? Mükemmel bir şey. Mükemmel. Bayağı iyi. Şimdi onu da koyalım. Tatlıyla da ne yapalım? Of, bu pesto soslu neydi? Mozzarella parmesanlı. Aynen. Benim favorim ama makarnalı. Sen tatlıyı yaratın. Benim tatlıyı aran yok. Tatlıyı sen dene. Görev bana kaldı. Şu an şöyle tadına bakıyorum. Nasıl? İşte tadı var mı? Var. Yani güzel. Parmaklarını ama... yedirir misin? Yok, yemeyim. Yükayım olmasa. Ama şunlar müthiş. Kreması şey, böyle bir aynen ya, krema çırpılınca bu köpük halini alıyor. Bence o. Şimdi hepsini yedik, tattık. Evet, hepsinin lezzeti çok güzel. Ancak fiyat performansı olarak bakarsak ve mekan kötüydü. Yani mekan ne oynatıyor ne de fiyat performans bunları kaldırıyor. O yüzden 10 üzerinden 10 olabilirdi fiyatları adet başına 100 lira daha ucuz olsa. Mekan biraz daha büyük olsa yine 10 üzerinden 10'a tamamlayabilirdi. Ama 35 dakika bekledik. Sonra 25 dakika paket bekledik. Evet çok lezzetli, çok harika. Ama biz biraz hızlıcıyız hayatım yani. Sipariş ver, gelsin. Evet, sipariş ver, gelsin. Yani ama de... ürünler onun dışında lezzet falan gayet güzeldi. Kesinlikle gelip deneyin zengin arkadaşlar. Kesinlikle gelip deneyin zengin arkadaşlar. Simit çaktı. Teşekkürler Senli. Evet, şimdi gün sonuna geldik değerlendirme kısmında. Şimdi iki tane MasterChef, iki de gerçekten gurme lezzet denedik. MasterChef'lerimiz Ayaz Kanat ve Tolga'nın falan adlı restoranıydı. Evet. Şimdi kanat ikiye bölünmüş kanatlardan oluşan lezzetliydi, güzeldi. Kanat puanı 10 üzerinden kanat olduğu için sadece kanat üzerinde konuştuğum zaman hani kanat daha ne kadar güzel yapılabilir desem. Belki bir tık daha üstü çıkabilir diye düşündüğüm için 10 üzerinden 9 diyorum. Bir puan oradan koydum sana hayatım. Kanatta evet ilgi alaka hani mekan rahatlığı Ayaz Bey'in karşılaması
yemeklerin lezzeti 10 üzerinden 9. Bir puanı mutlaka bir şey vardır. Aynen o bir tane o daha iyisini yapabilir. Hani o kişi, onu üreten kişi daha iyisini yapabileceğimize inandığından biz o bir puanı kırıyoruz. Peki Tolga Bey'i ne düşünüyorsun? Tolga Bey'in de çok lezzetliydi. Yani tiftik eti ciddi anlamda bir lezzet vardı. Suluydu, kurumamıştı. Bayağı iyiydi. Konsepti farklıydı, külahta sunumu farklıydı, eti de tavuğu da farklıydı. Patateslerin kesiliş biçimine kadar özen göstermişti. Evet, şinaslı. Yani sosların rahatlıkla alınması için şekli o şekilde yapılmıştı. Patatesler bile özel şekilde kesilmişti. O yüzden Tolga'ya puanı kaç? Aslında oraya da 10 üzerinden 9. Aynen, ben de 10 üzerinden 9 diyorum şu an. İkisini de çok fazla ayıramadım. Peki. Özellikle orada da çok güzel ilgilendiler. Teşekkür ediyoruz bu kadar odan herkese. Sabahki o fırınımızdan ilgileniyoruz. Sabahki fırınımız mekan sıkıntısı vardı ve fiyat performans değildi. Yani şöyle, fiyatlar gerçekten... Ürünler çok lezzetliydi. Farklıydı. Ama fırın ürünü... Bu kadar eder mi dersen, ya içindeki ürünleri kattığın zaman aslında güzel bir lezzet karışımı olmuş. Yani güzel bir damak tadı bırakıyordu. Tat olarak gerçekten güzeldi ama yani puanlama dersen ben 7 puan veririm. Neden? Çünkü mekanı kendine göre ayarlamamış. Adres ve konumdan bahsetmiyorum. Mekanı kendince yetersizdi. Ürünlerin az ve öz yetişmesi konusunda puanlamanın üzerinden o neden az olması kaliteyi yüksek tutuyor. Yani sürekli üretmeye çalıştığı zaman yani sürekli üretime geçecek. Yani bilinçli de olabilir o mekan o şekilde. Bilmiyorum. Yani ben de şey düşünüyorum işte aslında kendim. Sürekli ve hızlı yapılması seri üretim olacağından kaliteye düşüneceğini düşünüyorum. Ben seri üretim biraz... Peki sufle. Gel dur. Önce buranın puanı verelim. O fırının puanı nedir? 10 üzerinden... Ben 7 dedim. Ya sabahtan birkaç şey söyledik ama 10 üzerinden 6. Hep diğerleriyle birlikte baktığın zaman altın. Diğerleriyle birlikte baktığın zaman bu doğru. Ama şey neydi şimdi kategoriler çok farklı. Biri fırın, biri... Ben hizmet ve her şeyi evet. Karma edip biri yemek edip deneyim. Karma edip yaparsak altın. Ben 7 diyorum ya. Hani sadece mekansal olarak kendini geliştirip böyle daha fazla kişiye ağırlayabileceği bir yer olsa çeşitliliği arttırmasın, üretimi hızlandırmasın. Sadece ağırlayacağı kişi sayısını arttırabilirse bence çok daha iyi olur. Peki Göksu Lokantası. 10 üzerinden al. Arkadaşlar tatlı sevmeyen insanım ben. Ben tatlı sevmeyen bir insanım. Ama o portakallı sufle. Köpük köpüktü ya. Yani asla dokunmadı. Sufle konusunda marka olabilecekken lokanta olarak kendini markalaştırmış. Ve suflesini de burada böyle gizli bir lezzet olarak satan, bir servis eden bir yer olarak düşünüyorum ben orayı. Ben öyle düşünmüyorum çünkü biz oraya sufle yemeye gittik. Biz suflesiyle de bilinme bize ünlü olmuş işte. Yeni ünleniyor. Yok portakallı mesela çok bilinmiyor. Portakallı bilinmiyor. Biz farklı bir şey denemek istedik. Aynen. Suflenin gerçek sufleyi öğrendik orada. Sahanda pişmiş bir sufle yani. Hani zaten izlediğiniz. O yönümüze güzel bir katkı sağladı. Sufle yapanın. Onun üzerinden 10. Şüphesiz 10. Yani tek 10. Çünkü sufle daha iyi yapılabilir miydi diye bir sorgu da bırakmıyor çünkü. Aynen. Sufle budur yani değil. Hani daha sufledir yani. Sufle budur. Asansör geldiniz gidiyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.